Herkese merhaba. Ağustos'ta ilk programı yapmış ve yola çıkmıştık. Bugün 9. programdayız. Ne çabuk geçti. Adım adım dünya tarihini öğrenmeye devam ediyoruz. Dünya tarihinde bugünün konusu Avrupa coğrafyası ve demografik yapı. Hocamız Eyüp Ensar Uğur. Önce hocamızı kısa bir tanıyalım. Kimdir Eyüp Ensar Uğur? İstanbul Anadolu Hisarı doğumlu. Tahsil hayatının tamamı İstanbul'da geçmiş. İstanbul okullarında. Üniversite olarak önce Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğini okumuş. Sonra İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde okumuş. Uzun yıllar Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada kültür turizmi rehberliğiyle birlikte çeşitli TV kanallarında programlar yaptı ve Samanyolu Haber'in internet sitesinde haftalık makaleleri yayınlandı. 2016'dan bu yana Fransa'da yaşamaktadır. Şimdi ben hocama söz vereceğim. Programımız arkadaşlar Avrupa tarihi. Bu Avrupa tarihi çok uzun. Bu hafta giriş yapacağız. Bu haftaki girişten sonra gelecek hafta Doktor Yüksel Nizamoğlu hocamızla usulü tarih, tarih metodolojisi veya bir başka ifadeyle tarih nedir, ne değildir başlığını işledikten sonra Eyüp Bey ile birlikte bir sonraki hafta devam edeceğiz. Onun detayları ile ilgili bilgileri de programın sonunda ben sizlere arz edeceğim. Eyüp Bey, söz sizde. Evet. Avrupa coğrafyası ve demografik yapısı ile ilgili buyurun. Evet, ben herkese hoş geldiniz diyorum. Avrupa'da epeydir yaşıyoruz, yaşıyorum veya Batı'da yaşıyoruz. Avrupa'nın uzantısı haline gelen Okyanus ötesi Amerika, Kanada gibi ülkelerdeyiz. Bu coğrafyayı daha sağlıklı tanımak, İçinde artık bulunduğumuz bu ülkeleri daha iyi bilmek geçmişini adına böyle bir program düşündük. Aslına bakarsanız ben nicedir düşünüyordum. Bir türlü pratiğe geçirememiştim. Fehmi Bey'in teklifiyle iki arzu buluşmuş oldu. Şimdi Avrupa ismi nereden geliyor? Tabii ki her bir kavramın bir mitolojik dayanağı da var. Bu mitolojik kaynaklardan bir tanesi Zeus, bir türlü rahat durmayan Zeus, oradan kız kaçırıyor, buradan kadın kaçırıyor gibi çok mitolojide Zeus'un olayları var. Bu sefer de Fenike kralı. Fenike alfabeden biliriz. İlk alfabe Fenike alfabesi. Levant denen, işte bugünün Suriye, Lübnan, Doğu Akdeniz civarında başlamış. Sonra bütün Akdeniz havzasında birçok şehrin ilk kurucuları olmuş. Bizim İşte güneyde de biliyorsunuz Fenike ilçesi olarak geçiyor. Portakalı da vardı galiba. Velhasıl ticarette geniş havzalara kadar ulaşmış. Düşünün Avrupa'nın güneyinden Afrika'nın kuzeyine kadar İspanya'da Malagalara kadar şehirler kurmuşlar. Daha sonra Yunanlılarla da rakip olacaklar birbirine ticari olarak. Şimdi bu Fenike kralı Sayda şehrinin Fenikeler bir millet artık olmuşlar. Farklı farklı şehirlerde şehir devletleri halindeler. Sayda, bugün Sur şehri olsa gerek veya bugün mü Sur'du bilmiyorum. Lübnan'daki bir şehir. Oranın kralının kızı. Agrippa isimdeki kralın kızı diye rivayetlerde Europa diye. Daha sonra işte evlenmişler. Girit'te kalmış. Girit'te işte üç tane onun oğlu olmuş. Hatta bir oğlu Minos isminde. Bugün Avrupa'nın en eski yolunun adı da Minos yolu. Minos diye bir yer var Girit'te. Onun oğlunun adını taşıyor. Şimdi tabii ki rivayet dışı etimolojiden çıkartılan çıkarımla da Sami dillerinde, Fenike ve Sami dillerinde Erep. Erep güneşin battığı yer demek. Aslında Arapçada da biz biliriz. Mağrib. Yani bugün Tunus, Cezayir, Fas milletlerine Müslümanlar Maghrib ismini veriyordu. İslam hakimiyeti döneminde birçok kavram coğrafyalara kondu. Mesela
Biz firakı çok kullanırız değil mi? Belli kitapları okuyan insanlar olarak firak, ifrik, ifrikiye, Afrika Müslümanların tanımlamasından geldiği gibi kimi rivayette de aslında Müslümanlar Avrupa'ya ismini verdi. Nasıl Avrupalılar kültürden tutun birçok alanda üstünlük sağladıktan sonra onların kavramları üzerine Eurosentre dediğimiz Avrupa merkezcilik tanımlamalarla biz bir anda 100 yıldır Orta Doğu insanı olduk. Yani Orta Doğu kavramı da 120 yıllık bir hikayesi olduğu gibi. Diyorlar ki Europe, Warp gibi birbirine yakın çağrışımlar yapan kelimeden gelme. Yani kökü Sami dillerinden Erep, Maghrib, Europe isminden gelmedir. Zaten mesela Romalılarda termal şey diyorlar. Güneşin doğduğu yere de verdikleri ismi şuraya bir kaydetmiştim. O ismi unutuyorum. Termal Natolia, yani güneşin doğduğu yer, Anadolu isminin de kökeni olduğu söylenir. Battığı yer Erep, Avrupa, doğduğu yer Anadolu. Natolia, Tema Natolia. Şimdi Avrupa aslında bir bakışla Kuzey Batı Asya'nın kuzey batısı gibi. Yani belirgin böyle arada suların olduğu bir yer değil. Onun için Avrasya kavramı da kullanılır. Avrupa'nın peki sınırları nedir? Çok tartışmalar var. Özellikle Avrupa'nın doğu sınırları konusunda bir ortak fikir yok. Tamam, Avrupa'nın kuzeyi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi belirgin bir doğal ayrım var. Batısında Atlantik Okyanusu var. Bir yandan da birinci harita konabilir Mehmet Bey. Güneyinde de Akdeniz var. Ama doğu sınırları konusunda tartışmalar var. Ama en popüler olan küçüklüğümüzden beri duyduğumuz Ural dağlarıdır. İşte en ucunda işte Kuzeydoğu dağlarında Ural dağları o siyah bir nokta gözüküyor. En kuzey ucu Nordkinn veya Norveç'in kendi isminde Kinanotren yukarı gösterebiliriz tam en yukarı. Yani kıta Avrupa'sına adaları ayrı tutuyoruz. Orası en kuzey. En batı ise Roka bitkisinden Cabo de Roca ucu, Portekizce uç demek o. Punta de Tarifa defalarca gittim, 20'den fazla gittim. Hem iki kıtanın ayrıldığı nokta, yani Afrika ile Avrupa'nın birbirine en yakın olduğu nokta, hem de Atlas Okyanusu'yla Akdeniz'in buluştuğu nokta, yani açık denizlere açılan yer Tarifa ismini taşır. O da Avrupa'nın en güneyi sayılır. Tarifa ismi de bir Müslüman komutandan alınmadır. Herkes Tarık bin Ziyad'ı bilir. Cebeli Tarık'a adını veren, Boğaz'a adını veren. Halbuki Cebel Dağ demek, Boğaz'a niye o isim verilmiş? Eski ismi Evet. Herkül Burcu'ydu o Atlas Okyanusu'na açılan nokta. Müslümanlar orayı fethettikten sonra oraya Cebeli Tarık dendi. Halbuki Tarık Dağı, Cebel Dağı yani Cebeli Tarık 40 kilometre daha içeride Akdeniz'de. İslam ordularının çıktığı yer ilk Avrupa'ya. Oradaki dağın adı verilmiş ama 40 kilometre ötedeki Boğaz'a da adı verilmiş. Ama Boğaz'la dağın bir alakası çok yok. Ama o Boğaz'da bir başka Müslümanın ismi var. Tarifa. Tarif bin Malik yani Avrupa'nın fethi için büyük ordu İspanya'ya geçmeden önce 400 kişilik bir askerle gözlem için öncü olarak Tarif bin Malik komutasında gönderilen Asayiş Berkemal İspanya müsait diyen evet sınırları biz koyarız. Orada bir şeye yoruma cevap yazdım da. Tarifa ismi yani Avrupa'nın en ucu bugün bir Müslümanın ismini taşır 1300 yıldır. Şimdi gelelim en tartışmalı yere. Ha, bu arada Girit'in hemen güneyinde bir Gavdos adası var. Orası da yine en güney ama ada orası. Yani ada olsa yukarıda İzlanda'dan sonraki o adayı da küçük bir adayı da söyleyebiliriz. Peki en doğusunda en popüler Ural Dağları, Ural Nehri bir de Emba Nehri. Hazar Denizi'ne kadar giden bir nehir. Tabii buna karşı tez yazanlar da var coğrafi sınırlar olarak. Mesela Rus araştırmacılar 2010 yılı olsa gerek dediler ki ya Ural Dağı'nın önü de arkasında da aynı bir zemin var. Ural Nehri
aynı zemin, birbirinden farkı olmayan ovaları ayırıyor. Asıl diyor jeolojik olarak farklılık, bir sonraki resmi alalım. Bakın kıtalar böyle kaynaşması, buluşması olayları böyle milim milim her yıl kıtalar uzaklaşıyor, yaklaşıyor. Tabii ki 80-100 yıllık gibi o değişime göre kısa hayatı olan bizler için hiçbir şeyin değişmediğini zannediyoruz. Bakın ikinci resme girdik mi? Bu ikinci resimde bu Hazar'ı mesela bugünküleri de hayalen çizmiş biraz görüyorsunuz. Şu halde deniz içeri kadar girmiş. Hazar diye bir şey yok. Ayrı bir göl yok. O gördüğünüz deniz suyunun olduğu yer işte ondan sonrası Asya başlıyor. O denizin de dahil olduğu yer Avrupa'dır diye bir önerme var. Gördünüz mü Hazar'ın bak bir çizgi halinde. Bende ok kontrol yok. Mehmet Bey siz gösterin. Sizde mi bilmiyorum. Bak bu Hazar. Aslında Hazar normalde bir belirginliği olmayan denizin içinde bir nokta orası da. Sağ tarafa kadar deniz uzanıyor. O sırada işte tamamen böyle açıkta bir haldeyken bu jeolojik olarak ispatlanan araştırmalar sonucu Asya kıtası. Buraya ne deniyor biliyor musunuz? Patmos ovaları deniyor. Bereketli ovalar. Şu anda adı şey kaplamış durumda kıtaların birleşmesiyle. Biliyor musunuz? Britanya 8 bin yıl önce kıta Avrupa'sına bağlıydı. Bakın solda Britanya'yı görüyorsunuz değil mi? 8 bin yıl önce bir çöküntü var. Dropper denen bir bölge var. Yaşam alanı vardı. O şu anda denizin içinde. Bazen Hollanda kıyıları, Britanya kıyıları, Norveç kıyılarına o medeniyetten kalan miraslar sahillere vurduğu oluyor. Orası çökünce Britanya ayrılmış oldu. Yani Britanya şurada 8-10 bin yıl önce bir aradaydık. Yani biz de artık buradayız ya. Velhasıl bir de tabii ki siyasi, bir sonraki resme de bakabiliriz. Şu yüz ölçümüne devam edelim. Size ilginç gelecek kısımları ben önceledim. Bakın en güneyle en kuzey Tarifa'yla Norveç, bir ara ben de mekik okuyordum buralara ama bu Norveç'in en kuzeyi arası ne kadarmış? 5250. Ay, seferi olabileceğimiz bir nokta defalarca. 5250 kilometre gibi bir mesafesi var bir uçtan bir. Bir sonraki resim en batı ve en doğu. Bakın batı ile güney uçları birbirine çok yakın. Biri İspanya'da, biri Portekiz'de. Şimdiki bu nokta Portekiz, Roka burnu, Ural dağlarına kadar 6750 kilometre. Evet, şimdi bunu da gördünüz. Şimdi Avrupa çok düz bir kasaba. Takip edeceğimiz kitabın yazarı Roberts diyor ki Bayon bir sonraki resimde anlayacağız. Bir sonraki resmi alalım. Tam böyle İspanya ile Fransa'nın kesiştiği Fransa tarafında kalan Bayonne şehri. Bir düz çizgi çizseniz ben bir düz çizgi çizemedim. Ama hemen hemen bu böyle. Bu düz çizginin üstü Avrupa düzlükleri. Yani Norveç ve İsveç'in bir kısmının dağlıkları hariç şu çizginin kuzeyi tamamen dümdüz. Evet. Birleşik Krallık, UK sadece İngiltere değil, İskoçya ve şeyi de bağlıyor. İrlanda değil de İskoçya, İngiltere, Britanya olarak geçiyor. Bir de Galler, bir de Galler. Neyse, şu gördüğünüz çizgi, şu gördüğünüz çizginin üstü hemen hemen düz bir coğrafya. Yani oradan yola çıktığın zaman ince ya nehir vadilerinden gidiyorsunuz. Avrupalı insan, eski tarih öncesi insanlar vadi yollarından gidiyordu. Şimdi bu düzlükler nasıl oluştu? Bakın 10 bin yıl kadar öncesi için bir buzul çağı var. Dünya belli periyotlarda buz kesiyor. Hatta 25 bin ile 50 bin yıl içerisinde tekrar bir buzul çağından bahsediliyor. Küresel ısınmadan dolayı belki tipik periyodik süre biraz uzayacak deniyor ama en nihayet dünya yine bir buzul çağı olacak. Avrupa'da ilk insan yerleşimleri 35 bin ile 40 bin yıl öncesinden bahsediliyor. Afrika'dan gelenler ve Asya'dan gelenler üzerine. Fakat belli bir yaşam sonra kar altında kalmışlar. Bir buzul çağı dönemi yaşanıyor. Ve buzulların çözülmesi, son çözülmesi milattan önce
7500 lira kadar uzanıyor. Şimdi bu buzulların sert zemin oluşturması ve erimesiyle birlikte dağ tepe bir şey bırakmıyor. Düz araziler, coğrafyalar haline geliyor. Avrupa'nın bulunduğu yer normalde enlem olarak Sibirya ile yakın olmasına rağmen Sibirya gibi karlar kışlar altında olmamasının iki önemli nedeni: bir, güneşe bakan eğimi avantajı; iki ve belki de daha önemlisi, sıcak su akıntıları. Onu da herhalde biraz sonra mı işleyeceğim? Onu biraz sonra işleyeyim. Bakın, Avrupa'yı Atlantik'ten gelen, okyanustan gelen ılık rüzgarlar, akıntılar Avrupa'nın içine kadar sıcaklık getiriyor. Ve Avrupa'yı hep bir yağış altında tutuyor. Buzul çağdan sonra toprakları öyle bir orman kapladı ki tarih öncesi Avrupa tamamen ormanlarla kaplıydı. İnsanlar, son iki resimleri alabiliriz. İnsanlar ağaçlıklar arasında tamamen ağaçlıkların kapladığı. Bakın bu dağlara bir sonra alalım, bu haritaya tekrar gelelim. Madem ben nereye kadar açmışım? Şu insanların ormanda yaşadığı bir resim vardı. O resme bir gelebilir miyiz? O resmi Fotoğraf. bulursak artık o da numarayı geçtim. Bakın bu şeyden sonra Avrupa'nın, ha burası mesela, Avrupa için denir ki buzul çağı sonrası Avrupa'nın içine kadar gelen Atlas Okyanusu'nun rüzgarları, nemli havası ve çok nemli Avrupa, çok bereketli bir Avrupa ortaya çıkardı. Yemyeşil bir Avrupa ortaya çıkardı. Ama yaşamı da zorlaştırdı bir yandan. Şu daha doğrusu kolektif yaşamı önünü kesti. Küçük insan toplulukları olarak ormanların içindeki açık düz alanlarda ancak yaşam formu oldu. Yani bir nevi tecrit altında uzun asırlar yaşadılar. Bakın bugün Avrupa, baktığınız zaman insan yaşamı olarak yeryüzünde en kolaylık sağlayan bir coğrafya. Fakat bu avantaj antropologlar tarafından, insan bilimiyle uğraşanlar tarafından Avrupa'da medeniyetin geç ortaya çıkmasına neden olduğu da söylenir. Neredeyse bir Mısır medeniyetinden 3-5 bin yıl geriydiler. Milattan önce 3000'lerde İngiltere'de ilk insan yapımı Stonehenge denen bir yapı var. Böyle devasa taşları dikine koymuşlar. Bir de tavan gibi üzerine mabet olduğu varsayılıyor. İlk onlar yapılırken Mısır'da en üst matematik bilimi kullanarak piramitler yapılmıştı. Çok çok üstün bir medeniyet olarak. Bunun işte nedeni şu: yaşam kolaylığı, ekmek elden su gölden, her şehirden ırmağın geçmesi, çok basit kolektif bir arada olmayla, bir büyük aile bir arada olmayla geçimlerini sulardan, topraklardan sağlıyorlardı. Tabii ki bir medeniyetin gelişmesi kalabalıkların bir arada yaşaması. Mezopotamya öyle miydi? Fırat Dicle arasında insanlar derin su kanalları kazmak zorundaydı. Sonra oradaki yaşama saldırılar, kem gözlerden korumak için polislik, askeriye, savunmalar, sonra birlikte yaşamanın diğer akisleri, kavgalar, gürültüler, belediye hizmetleri gerektiren sokakların çer çöpü, nizamsızlığı falan gibi derken, bu sefer ne dendi? Herkes tarlada çalışmayla hayat yürümüyor. İnsanların duyguları var. Birbirlerine her an girebilecek, kavga edebilecek. Biz hep tarlayı bırakıp kavgaları mı ayıralım? Ne oldu? O zaman şu oldu. Dediler ki herkes tarlada çalışmasın. Kazançlarımızdan, buğdayımızdan, çavdarımızdan bir kısmını ayıralım. Bir kısmı da çalışmasın. Onlara vergi olarak verelim. Onlar polislik yapsın, askerlik yapsın, hukuk sistemi adına hakimlik yapsın, sonra belediyecilik yapsın, sonra düşmana karşı korumak için pazulu gençler seçelim, silahlar verelim. Böylece devlet oluşmaya başladı tarım kültürüyle birlikte. Ama işte bir arada yaşamanın ortaya çıkardığı krizler, sıkıntılar devlet kavramını ortaya çıkardı. Tabii burada ben üniversitede öğrencilerime sorardım: gençler, acaba birlikte yaşam, tarım arazilerini ekmek devlet kurmak için mi yapıldı, yoksa devlet daha yaşam bir kolaylığı sağlamak adına mı ortaya çıktı? Elbet devlet bir sonuçtu, amaç değildi. Demek ki biz
kendi ülkemizde perspektifi baştan değiştirmemiz lazım. Devlet nedir kavramını zihinlerde iyice oturtmak lazım. Devlet bir amaç, bir tabu, bir tanrı değil. Aynen tavuk gibi, güneş gibi, diğer insana hizmet edenler gibi bir araçsallık, bir hizmet eden olursa zaten çıkış nedeni de buydu. Bu kavramı oturtmak lazım. İnsanları bunu anlatmak lazım. Velhasılı kelam ama bu gelişmeyi de sağladı. Bu krizler, bu sıkıntılar. Avrupa için ise bu imkanlar yeryüzünün en sulak, en tarıma müsait arazileri olmalarından dolayı da orada medeniyet çok gelişti. Bakar mısınız modern çağda da sanayi ortaya çıkmış, makinalar ve makinaların ruhu Orta Doğu dediğimiz coğrafyalarda yani petrol, doğalgaz bu sefer o coğrafyaya geri kalmış. Hakikaten hayır zannedilenin şer, şer zannedilen hayır olduğunu en büyük yeryüzündeki tablolarından biri bu olsa gerek. Velhasılı kelam. Bir yandan bu resmi Bayonne'den şeye çizmiştik. O dağlık araziye bir gelelim. Bir sonrasıydı galiba. Eyüp Bey, bu arada yayının başındaki şekle geldiniz. Tamamen kenardasınız. Lütfen ortalarsanız kendinizi beni mutlu edeceksiniz. Teşekkür ederim. Tamam, şu an uygun galiba. Harikasın. Böyle devam edelim. Az daha bile yapabiliriz, çevirebiliriz kamerayı. Tamam. Daha güzel çıksın yayın. Tamam. Teşekkür ederim. Ben rica ederim. Bakın Avrupa'nın şu şekline bakarsak yeşillik yerler de aynı zamanda düz araziler. Yüksek dağlarla çevrili yer. İspanya ile Fransa arasındaki Pirene Dağları bir de Kantribiye Dağı serisi. Yani bu Pirene Dağları işte güneyde ayırıyor. Alp Dağları başlıyor. İtalya çizmeyi tamamen Kuzey Avrupa'dan ayıran bir nokta. Ya düşünün yukarı çıkmak için o dağlardan en alçak nokta Innsbruck, Münih'e giden yol 1350 metre. Brenner geçidi, Romalıların yolunu göstereceğim sonra size. Heh, o bölge çok güzel bir şey yaptınız. Yani onun için Avrupalılar 1490'a kadar İtalya'nın gelişiminden haberi yoktu. Hani Rönesans İtalya'dan alındı diyoruz ya. 8. Charles'ın eşliğinde biraz paraya muhtaç kalmış Fransızlar Napoli Krallığı üzerinde veraset hakkı bahanesi ederek Alp dağlarını açtılar. O zamana kadar Fransızlar hala barbar olarak nitelendiriliyordu. 60 yıllık İtalyan savaşları başlayacak. Kimilerine göre eski çağdan yeni çağa geçiş olayı 60 yıl boyunca İtalyan gelişimi Avrupa'ya akacağı başlamıştı. Alp dağlarını aşmayla başlamıştı. Ama size şunu söyleyeyim. Avrupa, Roma Büyük Roma İmparatorluğu'nun ulaştığı seviye ancak 1800'de ulaşabildi. Yani Roma zamanında derler ki Alpler aşmak daha hızlıydı. Avrupa kökleşti kökleşti ama 1800'den sonra o kökler çok ciddi bir şekilde meyveye durdu. 1800'de o Brenner Geçidi olmak üzere. Brenner Geçidi fotoğrafları koymadım ama çok dehşet dağlık manzaralar. Ben 4-5 ay önce oradaydım. Bir gün bir gezi düzenleriz oralarda. Bu yedi büyükler G7 de onun zirvesinde toplanır. Belki bizi de davet ederler. Şimdi bakın dağları görüyorsunuz. Güneyi de öyle kaplamış. Sonra bakın öyle bir uzun düz bir coğrafya başlıyor ki ta ileride Ural Dağları surlarına kadar dümdüz gidiyorsunuz yani. Böyle Avrupa'dan işte Fransa'dan Belçika, Hollanda, Almanya devam ediyorsunuz. Polonya, Belarus falan. Ural Dağları'na kadar dümdüz. Asya'dan gelenler mesela 400'lerde Hunlar o Ural dağlarını aştığı zaman önleri dümdüzdü. Dümdüzdü. Zaten Avrupa'ya gelen ilk halklar adına da zaten Asya'dan gelenler olarak söylüyorum. Özellikle Kafkasya'dan olarak gelinir. Beyaz ırkın Kafkasyalılar olarak tanımlandığını biliyor musunuz? Hala bugün bile modern dünyada internette kişilik şeylerinde renk bildirirken Kafkas ismi çok gezer. Geçer. Beyaz ırk anlamında. Çünkü bu Hazar'ın etrafındaki hani Hint Avrupa dilleri var ya işte o Kafkasya bölgesindeki halkların dili. Orada insanların yaşadıktan sonra kimisi batıya daha sonra da doğuya yol aldılar. Ta Hindistan'dan Avrupa'ya kadar uzanan dünyanın yarısından belki çoğunun en önemli 20 dilin 11'i bu yüzden Avrupa Hint dilleridir. Onunla alakalı bir harita var ama atmamıştım onu da atacağım size. Şimdi
Ural Dağları'nı gördünüz. Ural Dağları'na kadar dümdüz bir coğrafya orası. Evet. Bakın bir de kuzeyde Norveç ağırlıklı ve İsveç'in de bir kısmı dağlık. Onun dışında Avrupa'nın kuzeyi dümdüz. Modern çağda Avrupa'ya en büyük avantaj getirdi. Bir sonraki resmi alalım. Bakın Roma biraz tabii de çok çok sonra ama Roma inanılmaz bir Roma devri var. Bu kadar barbar bir dönemden sonra. Evet, Avrupa'nın içindeki ormanlıklar sürekli açılmaya çalışıldı. Roma da çok uğraştı. Roma, Augustos denen ilk imparator devrinde barbar diye nitelendirilen ormanlarda yaşayan Germanik kavimleri. Kimler bunlar? Almanlar Germenlerin bir alt koludur aslında. Yani biz yanlışlıkla bütün Germanya'ya Almanya diyoruz. Fransızlar nasıl tanımladıysa biz de Fransızlar üzerinden bir tanımlama yaptığımız için. Fransa'ya en yakın Germen topluluklarından biri Almanlar diye. Halbuki Almanlar kollardan bir tanesi. Anglo mesela, İngiltere'ye adını verecek sonra Angloter, Angloların toprağı gibi Anglolar, Saksonyalılar, Burgundiler, Frankların kendileri, Gotlar, doğuya giden, batıya giden, Doğu Ostgot, Batı Eskot, yani Visigot. Bunlar hepsi Lombardiyalılar, bugün Milan bölgesinin adını veren, hepsi aslında Germanik kabimler. İşte o Germenler çok barbardı ve Roma dünyayı ikiye ayırmıştı Avrupa'da. Kuzey barbar dünya, Tuna'yla Ren'in berisi, yani Ren Nehri'nin batısı, Tuna'nın da güneyi sınırdı. Bazı eski Galyalılı çizgi filmlerde Roma surları gözükür ya, önce ahşaptı, daha sonra kim yerine taştan surlar yaptılar. İki medeniyeti ayırmak için, hani Gladyatör filminde hatırlarsanız Roma komutanı imparatoru elçi gönderiyor, kafası kesip vahşiler gönderiyor Germenler. Son 300 yılın milleti işte 1500 yıl öncesinin barbar milletiydi. Onlar surların orasında hep şey tutulurdu. Bir kontrol altında tutulurdu. 400'e kadar başardılar bunu Roma İmparatorluğu. Ve benim burada size asıl göstermek istediğim şuydu coğrafi olarak. Roma yollar yaptı. Dünyaya hakim olmak istiyorsan yollar yapacaksın. Coğrafyaya hakim olan sonra büyük otorite, büyük yönetimler iktidarlar kurabilmişlerdir, devletler kurabilmişlerdir. Roma kendi içinde, çizme içinde önce yollar yaptılar. Roma yolları çok meşhurdur. Bir sonraki resimde herhalde koymuştum. Bakın Romalıların kendi İtalya içerisinde, çizme içerisinde daha geniş biraz yollar olsa da genelde iki askerin yürüyebileceği, bir sonraki resimde daha iyi anlaşılır. Hem de gerçek bir Roma yolu. Genelde iki askerin yürüyebileceği bir alan. Brenner geçidi de böyleydi. O yüksek geçit. Başka resimler vardı ama siz internette bulabilirsiniz. Nasıl inşa ediliyordu yollar? Yani hummalı çalışmalarla köleleri sürekli kullanarak Roma Avrupa'ya ilk yolları yapmış oldular. Düşünün, Roma'dan 500-600 yıl sonra bu yollardan sonra barbar Germen kavimleri geldiği zaman her şeyi yakıp yıktılar. Roma'nın birçok oluşturduğu medeniyeti yok ettiler. Vandallar, Gotlar yok ettiler. Daha sonra Hristiyanlık çağı başlayınca uzun içe kapanma, tarlada yaşama, kırda yaşama. O zamanın Avrupalı nesilleri sanki uzaydan gelmiş birileri dokunmuş da yapılmış gibi böyle yosun tutmuş, ot tutmuş. Hep Roma'dan kalma viranelere rastlarlardı. Kayıp bir dönemdi yani o dönem. Evet, Roma'nın bir önceki resimde bakabilirsek ta çizmenin bir ucundan İspanya'nın ucuna kadar yol yaptılar. Romalılar Roma merkezde İtalya birliğini sağladıktan sonra ilk sahip oldukları coğrafya İspanya oldu. Ve Roma'nın ruhu modern çağa kadar Napolyonlar, Kutsal Roma İmparatoru Wilhelm'lere kadar ki bugün Almanya'nın Kartal sembolü yine Roma özentisinden tesiri ruhu devam ettiği gezegen isimleri hala Roma tanrılar isimleri en büyük tanrıya Jüpiter dedikleri için biz Jüpiter diyoruz bugün. Juli, Sezar'ın Julisi, Augustos benim adımı verilen aya da selefimden aşağı olmamalı dediği için
Julius Caesar'ın Temmuz'u 31 olduğu için Ağustos'un da 30 günü 31'e çıkartıldı. Tanrıların kaprisleri, Sam tanrılarının. Zavallı son aydan alındı. Ağustos'ta 31 olsun diye. Sormuş muydunuz bunu? Niye 2 ay arka arkaya 31 geliyor da? Peki son ay hangi ay? Ondan bir gün alındı. Bilen var mı? Son ay Roma'da Şubat'tı. Onun için zavallı 28-29 günde boğuşuyor. Bundan dolayı Mart ayı birinci aydı. Bundan dolayı September, kelime olarak 7. ay, bugün 9. ay olan Eylül. Halbuki Mart'tan başlarsak 7 idi. Daha sonra ocağa çekildi. Evet, Roma'nın tesiri devam ediyor. Roma yolları, Roma hakimiyeti ve özellikle yollarla sağladılar bunu. Yol yaptılar, sonra oraları fethettiler. Daha sonra İspanya 500 yıl önce, bundan 500 yıl önce Roma çoktan bitmiş. Birliği sağlayınca 4-5 devlet vardı, Kastilya, Aragon, Leon gibi. Birleşince devletin adını ne koyalım? Dediler ki Roma buraya Hispanya eyaleti diyordu, İspanya koyalım. Güney Flaman, Güney Hollanda diyelim, bir yeni bir ülke olacak. Buraya ne koyalım? Roma Belçik diyordu, ha, Belçika. Osmanlı'dan kopan Güney, ne isim verelim? Aa, Roma oraya Suriye diyordu, Suriye. Bakın günümüze tesiri var. Tarihten kaçamazsınız. Tarihe karşı aileler, çocuklar, insanlarda bir kayıtsızlık var. Ders geçme kaygısıyla bir nahoş bakış var. Ama tarih öyle benim ilgimi çekmiyor diye bir lüküs sahibi olma şansımız yok yani. İnsanların yaşam alanı ve bugüne tesir ediyor. Kaçamazsınız da yani tarihten. Bunu gördük. Ama bir kayıtsızlık var. Biliyor musunuz? Bir anket yapmışlar. Britanya Hava Kuvvetleri'nde Britanya hava savaşlarından haberleri bile ekseriyet pilotların yokmuş. Aramızda pilot var mı izleyen bilmiyorum ama ne demek biliyor musunuz Britanya? Nazilerin uçak saldırılarına karşı efsanevi Britanya ordusunun hava savunması. Yani bunu bile unutmuş bir 50 yılda unutulan bir döneme girdik. Velhasıl tabii sözüm meclis dışarı, sizler tarihle meşguliyet için buradasınız, ilginiz olduğu için buradasınız. Evet, resimler üzerinden tekrar devam edebiliriz. Eyüp Bey, yarım saat doldurduk. Sizi hem biraz dinlendirelim, Buyurun. hem yarım saatimiz kaldı onu söylemiş olayım, hem de bir iki not, siz de notları görüyorsunuz ama ben dikkatimi çeken bir iki not okuyup, bir iki soru var onları sorayım. Huzeyfe Bey demiş, bir yerde Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da Avrupa kıtasında dahil olduğunu duymuştum demiş. Bu konuda ne dersiniz? İşte dedim ya şu Rus araştırmacıların çalışmalarıyla bir jeolojik kırılmalara bir atıfta bulundum ya. Bu Evet. jeolog Rus araştırmacılara göre bugün popüler olan Ural Dağları, Ural Nehri ve Emba Nehri doğu olarak sayılıyor ama sonrası doğusu ve batısı olarak bir zemin farkı yok. Daha ötede o bu şeylerin ötesi daha stepler, Orta Asya steplerine giden noktanın sınır sayılmasını söylüyorlar. Yani bir nevi aslında Avrupa bizim biraz daha içimize giriyor. Bu durumda Ermenistan, Gürcistan hepsi giriyor. Yoksa popüler olan da Ural Dağları, aynı zamanda işte bu Kafkasya Dağları, sonra Karadeniz'in kuzeyi İstanbul, Çanakkale bildiğimiz tarafıyla. Normalde popüler bu ama bu itirazda Ermenistan, Gürcistan hatta Kazakistan'a kadar uzanıyor. Onun için Evet. Kazakistan'ı da Avrupa şampiyonasına falan aldılar ya, biraz yavaş Evet. yavaş kabuller de var yani. Tabii siyasi Evet. nedenler de var. Evet. Ama tabii ki bir de siyasi Avrupa var. Avrupa sınırı var. Ya o mesela Metternich var. 200 yıl önce Avusturya Macar İmparatorluğu'nun efsanevi diplomatı. Diyor ki yani bizim Viyana'dan çok ötede değil diyor Avrupa ondan sonra bitiyor diyor yani. Düşünün Osmanlı bile Avrupa'yı neredeyse Viyana almayla Avrupa'ya girileceğini bilemiyorum. Bu belki yanlış bir çıkarımım oldu. Ama siyasi Avrupa'yı İspanya'dan Polonya'ya kadar sadece uzatanlar da var. Yani Polonyalılar da biliyorsunuz Slav'dır aslında ama Katolik oldukları için Slavlar da daha çok Ortodoks olduğu için Katolik dünya olarak nitelendirdikleri bir de Avrupa var. Ben yani uzun süre Katolik'ti. 500 yıldır böyle değil. Başka mezhepler de çıktı malum. Böyle de görülme var. Bir de tabii ki bugün Avrupa dünyanın lokomotifi oldu modern çağda.
Bu da daha çok Kuzeybatı Avrupa olarak nitelendirilir. Yani İspanya ve İtalya bile ona girmiyor. Yani daha çok at başı olan Fransa, İngiltere, Almanlar, Hollanda, Belçika ve İskandinavyalılar olarak geçiyor. Bunlar da daha sonraki konumuz olacak en istikrarsız ülkelerdi. Osmanlı gibi, İspanya gibi, İtalya gibi istikrarlı ülkelerde geri kaldı. Bu tarihin değişmeyen bir şeyi. İstikrarlı olanın konfor alanı, rahatlık, öbürlerindeki istikrarsızlık, açlık, her şeye duyulan açlık, sonraki nesillerin en güçlüsü, sonraki dönemlerin en güçlüsü oluyor. Bu değişmeyen bir husus. Şimdi soru var mı başka? Bir soru daha var. Yine Huzeyfe Bey sormuş. Fransızları Latin kökenli olarak biliyoruz ama Evet. Franklar Germen kökenli bir topluluk. Franklar ne zaman Latinleştiler? Yoksa ben mi yanılıyorum demiş. Onu yalnız şu bizim kronolojik sıra bozulmasın. O soru kalsın. Ben Tamam. cevaplayacağım inşallah. Bence biraz daha coğrafi şeylerden devam edelim. Bitmedi çünkü. Harun Bey'in bir katkısı var. Germanlar 600'lerde Galya'ya giriyor ve az biraz Latince öğreniyor. Yani Germanların Latince konuşması Frankların Fransızcasını oluşturdu gibi demiş. Böyle bir katkısı var. Buyurun. Tamam. Tamam. Biz yine coğrafyadan devam edelim. O konularda daha söyleyeceklerimiz var. 600'den de önce geliyorlar da. Gotların gelmesi aslında 3. asırda. Yani o Tuna ve Ren nehrini aşma. Sadece şunu söyleyeyim. Bu Almanlar, Jormunlar rahat durmadıkları için Roma bu sefer Irmağın, Ren nehrini sınır yapmışlardı. Ren nehrinin doğusuna bazı şehirler kurdular. Bir koloni kurdular. Bugün Kolonya'ya da adını veren modern Kolonya'nın bulunduğu Köln şehri mesela. Biliyorsunuz Ren Nehri'nin sizin taraflara yakın sanırım Ren Nehri'nin doğusudur. Yoksa medeni dünya Ren Nehri'nin batısı ve Tuna'nın güneyi olarak geçiyordu. Ama ilk Gotlar geçti. Mesela gotik mimari duymuşsunuzdur bir kavram. Halbuki Gotlar bir şey mimari yapmadı. Gotlar vandallar gibi yaktı yıktılar. Şöyle Germen kavimlerinin ilk surları aşan kavmi Gotlar olduğu için daha çok sembolik Gotlar görüldü. Gotlar da yaktı, yıktı. Daha sonra Hristiyanlaşma döneminde Paris'te başlayan Notre Dame'la Saint-Denis katedralleriyle bütün Avrupa'nın büyük şehirlerinde ortaya çıkan gotik tarzı katedraller niye gotik dendi? Çok çok sonra 1500'lü yıllarda Rönesans'ın kaynağı merkezi İtalya'daki bir sanatçı, bir mimar alaycı bir anlam ifadesi olarak gotik kullanıyor. Yani Gotların sembolü, yoksa Gotlar oturup bir mimari yapmadı, yakıp yıktılar. Şimdi biz sonraki resme geçmemiz lazım, sonraki resimlere. Ben size birkaç şey daha o coğrafya anlatmam lazım. Bu arada son 25 dakikamız olduğumuzu da bilin, Bakın zamanı o, kullanalım. tamam. O Roma yolunu gördünüz değil mi? Ya bu Roma yolları gerçekten araştırılmaya değer, görmeye değer dostlar. Almanya'da özellikle yaşayanlar, kimi yerde mesela Frankfurt'a yakın bazı şehirlerde Roma'nın o 2000 yıllık surlarından kalıntılar var biliyor musunuz? Ya yani şu heyecan verici. Ben Büyük İskender'in doğduğu yere gidince de Roma yolu. İstanbul'da da biliyorsunuz Roma yolu var. Bu Divan yolu eski Roma yolunun genişletilmiş hali İstanbul'daki. Evet devam edelim. Via Akrapi, Via Emperyal, bir Brenner nehrini vadisine geçen imparator yolu. Bu Via Egnatia yolu da ayrı var. Şimdi bakın Avrupa'yı kolaylaştıran Sibirya gibi niye buzlar içinde kalmadığının ya uzun yıllar Avrupa denizden uzak kaldı. Hatta İbni Haldun bile o eski dönemi anlatırken tahta yüzdürmeyi bile bilmiyorlardı dediler. Şu Vikingler çıkana kadar İspanya'da bir zamanlar hakim olan Müslümanlar arkasını güven içinde hissediyorlardı. Çünkü bu Avrupalılar gemiciliği falan bilmiyorlardı, kullanmıyorlardı. Sahil balıkçılığı dışında bir şeyleri yoktu. Ta ki Sevilla ırmağından, Kebir ırmağından Vikingler dört dehşet verici istila yapana kadar mesela arkalarını hiç böyle bir tedbir almıyorlardı. Avrupalılar çok uzun süre sonra inanılmaz bir şeyi keşfettiler. Kendileri akıntıların, deniz ve kara akıntılarının ucunda yaşadıklarını öğrendiler. Ve bu akıntılara kendini koy veriyorsun. Hiç ne kürek çekmene gerek var ne bir şey seni okyanusu geçirtiyor. Evet bakın aynı insan vücudunda
kalbin çalışma şekli gibi Atlantik'in de bir devinimi var. Ve bu devinim kuzey ekvator akıntısı tropikal sıcak suları getirir. Florida, Meksika Körfezi dediğimiz oradaki sıcak suyla buluşur ve oradan Amerika kıyılarını paralel geçer. Pensilvanya, New York oralara selam çakar, gider. Yeni İskoçya tarafı vardır tam o biraz önce gösterdiğiniz yerden. Oradan karşıya doğru 100 kat Nil Nehri genişliğinde oradan gemilerle geçerken akıntının daha koyu rengi belli oluyor. Oradan İngiltere, oradan bir saçaklanır Manş Denizi'ne, yukarıda Norveç Denizi'ne doğru gider ve oraları bir yaşamsal, bir ılıman iklime dönüştürür. Bundan dolayı Kuzey Avrupa buz altında değildir. Hem okyanus rüzgarları hem de bu akıntılar. Sonra bu, bak bu niye yukarı gidiyor biliyor musunuz? Sıcak su kuzeye doğru çıkıyor. Ve gitgide soğuyor ve orada suyun da şeyiyle bu sıcak su akıntısına su sürekli azalıyor. Tuz oranı yukarı, pardon siz söyleyin. Tuz oranı oldukça düşüyor. Su artıyor çünkü. Tuz dibe çöküyor. Daha sonra kuzeyden de soğuk sular sıcak güneye doğru gidiyor. Böyle bu devinim var sürekli. Ve İngiltere onun için kar yağmıyor. Biliyor musunuz Norveç'in de eski başkenti Bergen var. Şu yukarıda Norveç Denizi var ya. Ve Bergen'e de mesela pek kar yağmaz. Aynı Londra gibidir. Hatta güneyde yine sıcak su akıntısı. Bu sıcak su akıntısına ne dendiğini biliyor musunuz? Gulf Stream. Tam öyle mi deniyor ben Fransızca uğraştığımdan beri. Evet. Ve bir yaşamsal hale getiriyor. Evet, bu akıntıyı bilmek çok önemli. Avrupa'yı Allah yani var ya öyle bir şey Avrupa'ya hazırlamış ki her şehrinden bir tatlı su geçiyor. Vücudun anatomisindeki kan damarları gibi. Onu da göreceksiniz. Golf Stream. Evet. Güf de deniyor. Bir son devam edelim. Bir sonraki resme gidelim. Yani bu resmi az öne almalıyım. Bakın gördünüz mü? Bu belli başlı. Bu büyütülse ırmakların isimleri de gözükebilir. Veya bir sonrası en büyüklerini göstereceğim. Şöyle Kılcal bak. damarlar gibi sanki Eyüp Bey. Ya, aynen öyle. Hani ben biraz insan vücuduna biraz önce benzetmeye başladım ya kalple. Bir devinim var sürekli. Bunu yani düşünün tarih boyunca akıntının yönü değişmiyor. Nasıl İstanbul'da değişmiyor? Hani İstanbul Boğaz içinde tekneler, gezi gemi şeyleri niye Avrupa yakasından gidiyor? Çünkü çoğu orada motoru kapatıyor biliyor musunuz? Veya en düşük seviyede yakıtı kullanıyor. Çünkü akıntı zaten götürüyor. Hatta ben bazen Boğaz içinde tanıtım yaparken böyle PowerPoint gibi her değişen manzarada bir şey anlatacağım. Bazı tekneler benden sitem ederdi. Çünkü gemiyi oralarda durdurmaya çalışmak da bir yakıt harcatıyordu. Fren yaptırtıyorlar çünkü yaptırmak zorundalar çünkü. Çünkü akıntı sürüklüyor. Dönüşü de Anadolu yakasından tersten, Karadeniz'den akıntı geliyor. Alttaki akıntı da üsttekinin tam tersi bir şekilde gidiyordu. Ama bu tarih boyunca değişmiyor. İşte bu gördüğünüz akıntılar da tarih boyunca değişmiyor. Evet. Şimdi burada da görüyor musunuz? Avrupa'da her yerde ırmaklar var ve o kadar çok müdahale edildi ki artık tabii doğru ilk haliyle akan hiçbir nehir yok. Mutlaka yatakları değiştirildi, kollar ayrıldı, yani kanallar oluşturuldu ve ırmakların hemen hemen çoğu birleştirildi Kuzey Avrupa'da ve bu inanılmaz ucuz ağır yükleri taşıma avantajı sağladı. Hiçbir kıtanın böyle yok. Su sıkıntısından bahsediliyor insanlık adına küresel ısınma. Tek bu konuda gelecek endişesi taşımayan da yine Avrupa'da su sıkıntısı yok. Ama 2000 yıllık yoz Katolik anlayışıyla suyu temizlikte, taharette kullanılamaz anlayışından dolayı bugün laikleşmiş batıda bile Hristiyanlıktan kalma o mirasla taharette su kullanılmaz. Çünkü cennete gitme şeyi baptist olmadır. Sudur oradaki ana şey. Suyla temizlenme, üflenmiş, tüsenmiş suyla. Suyun olmadığı bir çölde çıkan İslamiyet susuz olmaz. Suyla dolu olan bir coğrafyada artık Hristiyanlık çok yaygındı. Ama su kullanılmamış. Bu da inanılmaz. İnsanın fikri ve düşüncesi yaşadığı coğrafyayla zıtlaşabiliyor. Bakın bu ırmaklar, bu ırmakların düz coğrafyalarda su taşımacılığına müsait ama İspanya gibi dağlık olan
Ve en kuzeyde Norveç gibi taraflardaki yerler, ırmaklar ise hidroelektrik, yani hep dağlık olduğu için bir enerji oluşturuyor akarken, hızlı akarken hidroelektrik, ama su taşımacılığında da şey kullanılıyor, kuzey Avrupa ve doğuya doğru gidiyor. Evet, bir sonraya geçelim. Orada biraz daha belli ırmaklar var. Onları da göstereyim size dedim. Yani mesela İspanya'ya dünya zenginliğini getiren Kristof Kolomb da Amerika'nın keşfiyle birlikte getirmede bir ırmağın avantajı vardı. Roma'nın kanallarla açarak okyanusa ulaştırdığı Sevilla üzerindeki Guadalquivir Nehri 10, yok 10 kilometreden çok daha fazlaydı. Sevilla'nın önündeki ırmaktan ki bütün neredeyse Magellan'a kadar Kristof Kolomb zaten ilk kaşifler oradan çıkmışlardır dünyaya. Büyük zenginlikler bulunca da para ülkesi verdikleri gümüş kaynakları buluyor. Arjantin'den getirdiği bütün zenginlikleri ırmak içine sokunca artık kimse İspanya'nın elinden o alamazdı. Çünkü ırmağın her tarafı savunma kuleleriyle doluydu. Irmak bu avantajı sağlıyordu. İşte oradaki hep bayır aşağı. Ebro Nehri yukarıda başlıyor. Biscay Körfezi vardır Fransa ile şey arası. O ismini koymamışım ama bu Fransa ile İspanya arasında 2 yıl önce İspanyollar denize oraya giderler. Bütün Avrupa aşağı Akdeniz'e gider yazları. Biscay Körfezi'dir orası. Velhasıl Ron Nehri vardır. Ron Nehri'nde bu meşhur Van Gogh'un bir yıldızlarla olan bir şey var ya, ırmak resmi. Hatırladınız mı? Sen Nehri hiçbir nehir bir şehirle anıldığı kadar anılmaz. Paris Sen. Ren Nehri ise tarih boyunca barbarların medeni dünyadan ayrıldığı sembolüydü. Ama bugün dünya barışını getirdi. Bir gün Strasbourg'dan kontrolsüz bir şekilde, gümrük şey olmadığı, kontrolü olmadığı bir şekilde Almanya'ya geçmiştim. Ya dedim, işte 2000 yıl boyunca kavga edilen yerde ırmak geçildi diye yerden şimdi barış içinde geçiyorsun ve Avrupa Birliği en çok savaş yapılan Strasbourg Sen Nehri'nin yanında kuruldu. Evet, Elbe Nehri Doğu Almanya'yı temsil ediyor. Napolyon'un ilk kaybettiği büyük savaş, Tüm Milletler Savaşı onun yanında olmuştu. En büyük şehir Volga Nehri. Biz Volga'ya mı İdil diyorduk? Evet, Volga'ya diyorduk değil mi İdil Nehri? Dinyeper'e değil. En uzun nehir Volga Nehri. 3500 kilometre. 1,5. İdil Volga değil mi? Güzel. İkincisi Tuna Nehri. Tuna Nehri ve Ren Nehri. Bakın, neredeyse birbirine yakın kaynakları. Ren, Rotterdam'da denize akıyor. Rotterdam Avrupa'nın en büyük limanı. Hem oraya gelen gemiler Almanya'nın içine kadar gidiyor. Çalışkan Almanların ürettiği her şeyi su taşımacılığıyla yukarı Rotterdam'a götürülüyor. Ve Basel'e kadar akıyor. Basel'de bitiyor. Basel biliyorsunuz bugün İsviçre'de Basel'le alakalı ilk Siyonizm şeyi, en az 20 program sonra anlatacağım şehir. Evet, Basel'de bitiyor. Basel'de Almanya, Fransa, İsviçre'nin tam üçlünün olduğu nokta. Başka Tuna Nehri oradan çıkıyor. Kara Orman denen Almanya'nın güney batısındaki dağlardan küçücük su kaynağı. Bir çekimim de var. Böyle damlacık halinde çıkıyor. Şaşırıyorsun. Sonra devasa Yahya Kemal'in şiirlerine bile giriyor biliyorsunuz. Danube deniyor orada. Farklı farklı Tuna. Evet, ve Karadeniz'e kadar dökülüyor. Dinyeper en uzun nehirlerden üçüncü olsa gerek. Kiev'den geçiyor. Bir de Dinyester var ama onu göstermemiş. Ha, bir Vistül çok önemli. Hani bir kehanet vardı ya, Osmanlı paşaları bir kehaneti, İzzet Paşa diyor ya. Notre Dame demiş ki Türkler en son geleceği nokta Vistül Irmağı kıyıları gibi. Birinci Dünya Savaşı'nın bir kehanetiyle alakalı Vistül. Bugün Varşova'nın önünden geçiyor. Evet. Evet, Thames Nehri de Londra. Zaten bakın, bir de size şunu söylemem lazım. Avrupa şehirlerinin ilki ya büyük ihtimalle adada kurulmuştur ya da ada haline getirilmiş. Az bir müdahaleyle birçok tarafı su olan Londra gibi, Roma gibi. Neden? Çünkü Anadolu gibi dağlık değil. Dağın eteğine şehir kur. Barbar dönemlerde düşman geldiği zaman çoluk çocuk dağın tepesindeki hisara götür, formu yok. Yani Afyonkarahisar, Boyabat, Neşebinkarahisar, Kars Kalesi gibi var ya mantalite.
Güvenlik olmazsa şehir olmazdı. Güvenlik, su ve ulaşım. Avrupa bunu nasıl sağlıyordu Avrupa'daki şehirler? Ada içerisinde Paris, Notre Dame'ın da bulun diğer. Seine'ler içindeki mesela Sit Adası. Sit oyunu var ya, şehir kuruluyor işte Paris'in kurulmasıyla. Evet, devam edelim. Resimler üzerinden. Avrupa'yı bizim dünyayla büyük makas açtıran malumunuz endüstriyel devrimdir. Ve endüstriyel devrim İngiltere'de başladı, Manchester'da başladı. Müslümanlar pamuğu Avrupa'ya getirmişti. Pamuk, şeker ve pirinci getirmişti. Portakalı, bizim kayısıyı getirmişti. Ama bir gün geldi, Cotton Land diye tabir edilen Manchester, bak yukarıda hem kömür madenine yakın, kırmızı kömür madeni, kömür büyük bir simge oldu. Hem bir buhar makinesi, insan ve hayvan gücü dışında bir güç ortaya çıkardılar ve doğuyla Avrupa'nın mesafesini açan 1800'ün başlarındaki endüstriyel devrim, bir renk boyacısı, aslında bir berber olan bir adamın bunu makineye aktarımıyla ilk tekstil makineleri kurulmuş oldu. Ondan sonra çiftliklerden, tarlalardan insanlar atölye başlarına getirdi. Endüstriyel devrim başladı, kapitalizm başladı. Komünizm de orada, manifesto Manchester'da başladı. Engelle Karl Marx'ın ve bu kömür madeni de ne oldu? Makinaları çalıştıran enerji. Daha sonra Belçika, Valenciennes diye bir hatta, Emil Zola'nın Yer Milal isimli kitabını okursanız, o acımasız kapitalizm, madenlerde çocukların çalıştırıldığı. Bugün Çin'de olarak atfettiğim şey 200 yıl öncesi için, Avrupa'da öyleydi. Evet, daha sonra Avrupa'nın en büyük maden ocakları da Alsace-Lorraine, en çok savaş yapılmaya sebep olan yer. Bakın kıpkırmızı, altta Fransa'nın da Almanya sınırı arasında. Bir Almanya'da, bir Fransa'daydı o coğrafya. Bugün Avrupa barışını getiren Strasbourg aslında en çok savaş yapılan yerdi. Nerede dibi buldular, orada zıpladılar. Evet, o bölge en çok Türk de Alsace-Lorraine'deki fabrikalarda, Fransa'da, Paris'te değil. Çünkü Allah pazu ilmini bizim millete vermiş, güç kuvvet, amele ilmi. Neyse, latifemiz olsun. Kömür gitgide azaldı ama şu anda Avrupa'da. Devam edelim. Ben yani Avrupa'yı güçlü kılan, ama tabii ki asıl yeraltı kaynakları artık petrole evrildi, doğalgaz evrildi. Kömürün önemi 1950'den sonra azaldı. Evet. Bir sonraki fotoğrafta ne varmış? Aynı fotoğraf. Evet. Şimdi ben size ekstradan bir de anlatacağım ne vardı. Bir şey daha vardı da. Ha, en büyük adalar var, onu söyleyeyim. Ha, burada da durabilir. En büyük ada Britanya adasıdır. Türkiye'nin üçte birinden biraz daha küçük Britanya. Bugün İngiltere'nin, Galler'in ve İskoçya'nın bulunduğu Britanya adası en büyük adadır. İkinci ada hemen yanındaki İrlanda'nın bulunduğu adadır. İzlanda yine. İzlanda normalde Kuzey Amerika'ya daha yakın, biliyor musunuz? Yukarıda. Fakat Avrupa sayılıyor İzlanda. İzlanda, Danimarka, Norveç ve İsveç bilirsiniz Viking milletidir. Bu arada bakın, bu da Avrupa'nın tarım arazisi. İnanılmaz bir avantajı var. Dünyada en yoğun insan Avrupa'da yaşamaktadır. En çok insan değil ama insanlığın 15'te biri. Şu anda 750 milyon kadar insan yaşıyor. Avrupa Birliği'nde de 450 milyon kadar insan yaşıyor. Yani o birlik içerisindeki. Bakın bu yeşil arazi. Norveç'te %3'ü tarım arazisi, dağlık. Ama Hollanda'da ise çok çok daha, %70'ten fazla tarım arazisi olarak biliyorum. İspanya'nın %30'u dağlık arazi var ama yine de yüksek oran ve Avrupa'nın midesidir birçok konuda. Biliyorsunuz birçok ürün İspanya ürünü. Bak ama hemen Alp Dağları nasıl kendini belli ediyor? O, bakın medeniyet orada gelişiyor İtalya'da. İslam dünyasından, Bizans medeniyetinden haberi olduğu için sadece ulaşım İtalyan şehir devletleri yapıyordu. Amalfi, Ceneviz, Venedik, Pisa, Bari'liler. Ne oldu? Göç eden, hicret eden, dünyadan haberi olanlar gelişiyor. Avrupa ise uzun yıllar tarlaydı. Yani şehir bir elin parmaklarını geçmiyordu, 10 bin kişilik şehir. Ne zaman Haçlı seferleri oldu, hem diğer Hristiyanların kadim büyük şehirlerini gördüler, İstanbul gibi, Bizans'ın.
Ortodoksların hem de Müslümanların büyük şehir, büyük mabetleri. Döndükten sonra hem büyük mabetlere başladılar, Paris'te başlamak üzere. Daha sonra da anladık ki Avrupa'daki kadim kiliseler, o büyük gotik denen kiliseler aynı zamanda o şehrin kuruluş hikayesini barındırıyor. Avrupa'da şehir hayatı başladı. Yoksa Avrupa'nın her yer tarlaydı. Katoliklik inancı ticareti hoş görmüyordu. Evliliği hoş görmediği gibi evleniyorsan bir fedakarlıktır, sevaptan oluyorsun. Ticaret yaptın mı cehenneme gitme ihtimalin yüksek. Genelde Yahudilere yaptırırlardı. Ne zaman Katolik inancı kırıldı biliyorsunuz. Dünyanın her yerinden getirdiği ürünleri dünyaya özellikle Yahudiler aracılığıyla her yerde aynı dili kullanan sadece Yahudiler olduğu için, en yaygın Yahudiler olduğu için Anvers ve Rotterdam'da eski İberya Yarımadası'nın Yahudileri yerleşmişti ve Avrupa'yı aldılar götürdüler. Yani sömürge bir sürü ürün getiriyor ama kime pazarlayacağım? İşte onu da Yahudiler vesilesiyle dünyanın her yerine pazarlayabildiler. Ürün getirebildiler Anvers ve Rotterdam. Yani Venedik ve Ceneviz'den kuzeye taşındı ticaretin merkezi. Neyse o ayrı bir konuydu. Bakın bu tarım arazileri dümdüz coğrafya. Dünyada yok yani böyle bir şey yani. Bizde Konya Ovası var bir o kadar geniş. Evet. Başka resim var mı? Soru da geçebiliriz. Ne diyorsunuz Fehmi Bey? Sizin sunumunuz bitti mi şu anda? Tamam bitti. Yeter. Bir nüfuslardan hızlıca bahsedeyim. Avrupa Birliği olarak en kalabalık Almanya 84 milyon. Çünkü Dünya Savaşı'nda zaten Almanya haritası sanki kemer politikası yapmış gibi değil mi? Beli daralmış bir şekilde. Kadim Strasburg'u da kaybettiler. Ama nüfusu çok fazla oldu. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün ülkeler ellerindeki Almanları da Nazi hükümeti sonrasındaki Almanya ülkesine gönderdiler. Çok kalabalıklaştı. Çünkü herkes Almanlardan nefret ediyordu İkinci Dünya Savaşı'nda. Almanya nüfusu bu yüzden en büyük nüfus haline aldı. 84 milyon. 68 milyonla Birleşik Krallık, Fransa 65, İtalya 59. Yani büyük devlet aynı zamanda büyük nüfus olanlar oldu. İspanya 48 milyon, Polonya 41 milyonla bugün Avrupa Parlamentosu'nda Almanlar kadar neredeyse milletvekili var nüfusa göre. İspanya 48 milyon, Hollanda 18 milyon, Belçika, Hollanda bu arada dünya üzerinde en yoğun insanın yaşadığı ülke. Yani ülke küçük ama metrekareye düşme olarak Norveç'te en az. Belçika 12 milyon. Bunlar ikisi de Flaman ağırlıklı. İsveç, Norveç, yani İsveç 105, Norveç'i de yazmışım sebebi en az insan yaşadığı için. Bu arada Akdeniz'deki adaların en büyüğü Sicilya Adası, Sardunya Adası diye geçer. Evet ve Kıbrıs dördüncü olsa gerek adalardan onu da söyleyeyim. Bir de yarım adalar Akdeniz'e doğru yarım adalar büyük. İberya Yarımadası yani Portekiz ve İspanya'nın içinde yer aldığı İtalyan çizmesi Yarımadası, Balkan Yarımadası bir de Trakya Yarımadası. Evet. Tamam benim sorum bitti. Daha doğrusu soru alabiliriz Fehmi Bey. Sesin gelmiyor Fehmi Bey. Benim gibi ekran da hareketli olduğu için o şey oynuyor. Fehmi Bey. Ben sizi duyuyorum. Sesim şöyle. Sesleri kapattığım için ara sıra ben yazılara baktığımda, mesajlara baktığımda yanlışlıkla ses kapanıyor. Teşekkür ederiz. Şimdi benim not aldığım bir soru var. Siz dediniz ki Avrupa'da su boldu fakat genelde taharette su kullanılmazdı dediniz. Bu arada Harun Bey de hemen ChatGPT'de baktırmış. O da Avrupa'da su kıtlığı vardı, yeterince su yoktu ondan falan demiş. Ya bu konuyu bir açar mısınız? Yani Avrupa'da yani mesela günümüzde de genelde biliyorsunuz hani şeylerde tuvaletlerde su olmuyor. Biz ekstradan uğraşıyoruz. Bunun tarihsel bir kökü mü var yani bunun? Bunu Tabii bir tabii inanç boyutu böyle. var. Orada yapay zeka inanılmaz tartışması olmayan bir konunun tersini söylemiş. Avrupa'da hiçbir zaman kuzey ya da Avrupa'da su sorunu yok. Kesinlikle yok. Her yerden su medeni, su geçiyor her şehirden neredeyse. Tatlı su bir de yani kastettiğim. Fakat işte Katoliklik inancında
vaftiz var ya, cennete geri dönme. Yani Hazreti Adem'le Havva'nın sembolik elma yemesi, yani aslında çocuk doğuran yasağı ortadan kaldırması, cinsel ilişki. Ve o günah ürünüdür. O bebek tekrar üflenmiş, tüslenmiş, af içeren dualarla yapılmış, suya sokulmadan, arınmadan cennete geri gidemiyorsun. Yani cenneti hak etmek için dünyaya gönderildik. Vaftiz de bunun en sembolik anlamı, büyük kefaret diye Pavlos'un ortaya koyduğu bir doktrin. Ve bu inanç, bakın Hristiyanlığın çıktığı Orta Doğu ve Hristiyanlık akidesinin geliştiği Afrika'da, Saint Augustus'la olan şeyde Müslüman otoritesi var. Hristiyanlığın doğduğu yerlere çok uzak olan yerde Avrupa ve Amerika'da Hristiyanlık var. Ve bu Katoliklerden gelme alışkanlık, inanç, yani taharette öyle pis bir şeyde o suyu kullanamazsın. Suyun çünkü sembolik anlamı temizlikte çok önemli. Taharette su kullanılması çirkin görülmüş. Size daha önce paylaştığım eski Avrupa hayatlarında, eski Avrupalı papazların yazdıklarında suya karşı hep bir tavırlar, temizlikte kullanmama. Bir de gotik kiliselerde kötü ruhları arındırma, yağmur suları, kirli suları dahi canavarlarla resmetmişlerdir. Birçok katedrallerde görürsünüz, şimyolar falan veya Fransızca'da şeydir, gargara. Gargara ismi de oradan gelir, yani böyle gürültülü bir şekilde oluklardan su akıtılıyor. O canavar heykelleri var ya kiliselerde. Yani su burada temsili bir şey. Bir de ne dedim ben size? Suyun pek olmadığı çölde çıkan İslam'da da biliyorsunuz susuz olmaz. Yani inanç ne kadar belirleyici demiştim. Ben size bir şey daha söyleyeceğim coğrafyada. Bu çok önemli. Avrupa'nın bugünkü o en popüler sınırları sayılan işte Ural dağlara kadar uzanan coğrafya 9,5 milyon kare. Bu hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümü. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümüyle Avrupa denilen yüz ölçüm aynı. Harita belki baktığınızda yanıltıcı görünür ama bu kadardır. Düşünün, küçücük bir coğrafyada gelişim, daha sonra ileride onları bekleyen koca kıtalar, onlardan türeyen ülkeler, devletler oldular. Bir Avrupa kadar, Evet. sadece Amerikan Birleşik Devletleri. Evet. Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi Hindu kökenli 3 ülkenin toplamının 2 katıdır Avrupa. Amerika'nın da hemen hemen aynısıdır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, Eyüp Ensar Uğur Bey'den Avrupa coğrafyası ve demografik yapısını dinledik. Gelecek hafta Cumartesi 2 Kasım Cumartesi günü Allah nasip ederse Doktor Yüksel Nizamoğlu hocamızdan tarih nedir, ne değildir konusunu işleyeceğiz. Yani usulü tarih, tarih metodolojisini. Daha sonra Eyüp Bey'le birlikte, Eyüp hocamla birlikte önce Antik Yunan, sonra Makedon ve Helenistik çağlar, sonra Roma'nın yükselişi, Roma İmparatorluğu 1, Roma İmparatorluğu 2, barbar kavimlerin Avrupa'yı istilası, Avrupa'nın Hristiyanlaşması başlıklarını beraber işleyeceğiz. Programın sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalınız.